Son dəqiqə. Türkiyədə həbs olunan Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimovdan yeni xəbər var. Mübariz Mənsimov 6 aprel 2020-ci ildə həbsxanadan açıqlama verdi. Xəbərə başlamazdan əvvəl videonu maksimum like edək, Azərbaycan xalqının Mübariz Mənsimovun arxasında olduğunu hər kəs görsün. Mübariz Mənsimov tezliklə azadlığa çıxsın. İndi isə keçək xəbərə. Hal-hazırda həbsxanada olan Mübariz Mənsimov həbsxanadan bugün açıqlama verib. Həmin açıqlamanı necə var sizə təqdim edirik. O bildirib, benim Azərbaycan və Türkiyə Cumhuriyyəti Cumhurbaşqanlarına müraciətimin üzərindən bir hafta keçdi. Heç bir suçum olmadan hala hapishanədə bir bedel ödüyorum. İşləmədiyim bir suç yüzündən hasta yaşlı anne, babamı və ailəmi göremiyorum. Hər sabah onlardan kötü bir haber alırım deyə korkuyorum. Allah korusun onlara, bir şey olursa benim yaşamamın ne anlamı var? Bu ne kin, bu ne düşmanlık? Ben mübariz, Türkiye ve Azerbaycan'a zarar verecek hiçbir iş yapmadım. Her zaman Azerbaycan ve Türk halkının hayrına çalıştım. Kimsenin cebine girmedim. Allah'ımın bana verdiği rızkı her zaman ihtiyaç sahipleriyle paylaştım. Hiçbir zaman kanunsuz iş yapmadım. Yapmam da. Tanıkların yalanlarıyla beni buraya hapse salanların hiç mi vicdanı yok? Benim tanıdığım, sevdiğim ve saydığım Sayın Cumhurbaşkanım ve her zaman abim olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman mazlumların ve hakkın yanında olmuştu. Bütün savcı ve hakimlerin bağımsız olmasını rica ediyorum. Benim aleyhime ifade verenler araştırılmalı. Onların neden bunu yaptıkları ortaya çıkmalı. Benim ne FETÖ ne de başka bir terör örgütü ile hiçbir zaman işim olmadı, olmaz da. Neden beni buraya mahkum ettiniz? Ben bu zindandan korkmuyorum. Benim korkum yaşlı anne ve babamdır. Onları kaybedersem bu bana ölümden beter olur. Benim ricam suçsuzluğum ispat edilene kadar onlarla beraber olmaktır. Adaletten saklanmak değil. Tek isteğim annemin, babamın, ailemin, çocuklarımın yanında olmak. 11 Nisan'da oğlumun doğum günü olacak. Oğlum bana doğum gününde gelebilecek misin diye soru sordu. Ben cevap veremedim. Bu zor günlerde benim onlara, onların da bana ihtiyacı var. Beni seven Türk ve Azerbaycanlı kardeşlerim, sizden isteğim benim bu yazdıklarımı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'e ulaştırmanızdır. Suçsuzluğum geç tez ortaya çıkacak. Beni buralara layık görmeyin. Ben bütün bunları yaşamayı hak etmiyorum. Her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne, yüce Türk adaletine güveniyorum. Saygılarımla Mübariz Qurbanoğlu. 6 aprel 2020-ci il. Mübariz Mənsimovun bu isteğinə əməl edək. Hər birimiz bu videonu maksimum şəkildə like edək ki, daha çox insan görsün və Türkiyə mediası da görsün. Videonun altına dəstək mesajlarınızı yazın. Dəstək olaq ki, Mübariz Mənsimovun arxasında olduğumuzu hər kəs görsün. Mübariz Mənsimov tezliklə azadlığa çıxsın. Ən son xəbərlər üçün Milli Xəbər kanalına abunə olun.